Merhabalar değerli dostlar. Kent ve sanat programı bu haftaki konu İzmir Milletvekili Taceddin Bayır. Biliyorsunuz her hafta farklı konu kalıyoruz. Tiyatrocu, yazar, şair. Bu hafta vekilimiz programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amatör bir yazar. Estağfurullah, ben kitabınızı okudum, bahsedeceğiz. Öncelikle bizi kırmadınız, geldiniz. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi programlarınız var. Programımızı çok da uzatmamak istiyoruz. Direkt başlayalım vekilim kitabınızdan. Benim en güzel hikayem hayatım. İleri yayınlarından çıktı 2019 yılında. Yaşamanızdan, mücadelenizden bahsediyorsunuz. Evet. Kitabın yazılışı ne kadar sürdü ve neden yazma gereği duydunuz? Buradan başlayalım. Öncelikle 2 yıla yakın bir süre aldı kitabın hazırlanması. İşte yaklaşık 6 ayı geçti çıkalı. Birinci baskısı 2500 bitirdik. İkinci baskı basıldı şu anda 2000 adet. İlgi alaka güzel. Neden böyle bir kitap yazma gereği duydum? Bundan yaklaşık 4 sene kadar önce Buca Endüstri Meslek Lisesi'nden 2 tane öğretmen meslek lisesinde bir kariyer günü yapabilir miyiz sizinle, bize gelir misiniz dediler. Ben de niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduklarını sorduğumda, çok umutsuz çocuklarımız var. Özellikle anne babaları ayrılmış ya da işte trafik kazasında annesini babasını kaybetmiş, hayata küsmüş gençlerimiz çok fazla. Oysa sizin yaşam öykünüz başlı başına sıfırdan tırnaklarınızla köyden kente gelen, işte sokaklarda çiçek satan, daha sonra ticarete ulaşan, vergi rekortmeni olan, daha sonra siyaset, halk evleri başkanlığı, dernek başkanlıkları, ön seçimden ikinci çıkmanız, milletvekili olmanız, çocuklarımıza umut verecek, ışık verecek bir şey olabilir dediler. O kariyer gününde gittik. Sabah bir gruba yaptık, akşamüstü bir gruba yaptık. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Hakikaten çok umutsuz çocuklar var. Yani artık havluya atmış, benden bundan sonra olsa olsa çöpçü olur, hiçbir şey olmaz gibi modunda, o modda çocuklardı. Ama bizim o sohbetlerimizden sonra çocuklarda yeni bir umut yüklemesi oldu ve birçoğu yok ben de artık Taceddin amca gibi olacağım noktasına geldiler. Onu nereden biliyorum? Daha sonra bir hafta sonra okul müdürüyle iki öğretmen tekrar çiçek yaptırmışlar. İş yerime ziyarete geldiler ve dediler ki Taceddin Bey, sizinle yaptığımız bu görüşmeden sonra, bu konuşmalardan sonra okulda inanılmaz bir gelişme oldu. O umutsuz çocuklar umutlandılar. Ders çalışmayan, öğretmenini dinlemeyen çocuklar öğretmenini dinlemeye başladı. Yeniden mücadele azmini aşıladınız. Bu anlamda size müteşekkiriz, çok teşekkür ediyoruz dediler. Ben de o anda kafamda bir şimşek çaktı. Ya ben bunu acaba gerçekten yaşam öyküm, özellikle böyle yaşam mücadelesinde havlu atma noktasına gelmiş. Ya işte ne yapsam olmuyor. Ne kadar mücadele etsen de boş. Eğer sermayen yoksa, eğer arkanda bir dayın yoksa başarmam mümkün değil gibi düşünen gençlere bir eser bırakmak, bunu kitaplaştırabilirsem daha çok genç çocuğumuza ulaşırız diye düşündüm. Ve kitabı yazmaya karar verdim. Tabii gerçekten bir otobiyografi yazmak çok zor bir işmiş. Çünkü insanın kendini anlatması, hem işte çok abartı olmayacak, hem sade bir dil kullanacaksınız. Hem de bunun ötesinde okuyucuya bir şeyler vereceksiniz. Yani mücadele, yani üretim. Bunu aşılayacaksınız. Bu anlamda kitabı yazmaya başladık. İşte parça parça notlar alarak kenara attım. Daha sonra bu notları Gamze arkadaşımız kendisi derledi. Tekrar bir gözden geçirdi. Ondan sonra da kitap haline geldi. Gerçekten ilk tanıtımını yaptıktan sonra da okuyan arkadaşlardan çok olumlu tepkiler aldım. Bu da benim çok hoşuma gitti. Örneğin Sayın Uğur Dündar'dan ve Sayın Mustafa Balbay'dan gerçekten hoş. Kitabın arkasına izin alarak Uğur Bey'den dedim ki, yani bu yazdığınız şeyi eğer uygun görürseniz kitabın arkasına yazmak istiyorum. Mesela Uğur Bey şöyle bir şey yazmış. Bu kitap Atatürk ve eşsiz emaneti Cumhuriyet'e sevdalı olmanın yanı sıra üretime adanmış bir yaşamın adı olan Taceddin Bayır'ın öyküsünü anlatıyor. Onun öyküsü bir bakıma ilkeleri
bazılarınca eleştirilse bile inancın ve azmin zaferin önünde hiçbir gücün geçemeyeceğini, çelikleşen iradeyle tüm engellerin aşılabileceğini gösteriyor Uğur Dündar. Bunlar hoş şeyler tabii, insanın hoşuna gidiyor. Onun ötesinde gerçekten siyasetçilerin pek kendi yaşam öykülerini, otobiyografilerini yazdıkları pek bilinmez. Ben bir anlamda bu kitabı yazmaya kalktığımda kendi soy ağacımı da daha geriye giderek inceleme gereği duydum. Yani o güne kadar bir miktar incelemiştim ama burada biraz daha merak ettim ve gördüm ki kitap bana kendi soy ağacımın dibine gittiğimde başka şeyleri de öğretti. Mesela büyük dedemin Çanakkale'de savaşta şehit olduğunu bilmiyordum. Ama soy ağacımı çıkardıktan sonra araştırdım. İşte anne tarafımdaki dedemin, büyük dedemin Kurtuluş Savaşı'nda Erzurum'da Rusların baskısı altında kalıp işgal altına girdikten sonra o zulümden kaçıp önce işte Aşkale'ye, arkasından İzmir'e nasıl geldiğini, Ankara ve İzmir'e nasıl geldiğini öğrenmiş olduk. Ben de istedim ki kendi evlatlarıma, torunlarıma babalarının, dedelerinin kim olduğunu, hangi mücadeleleri verdiği, sadece yaşam ve ticarette değil, çünkü ticareti de ben sıfırdan başladım. Yani örneğin bir atölye, bir panjur atölyesi kurmak için gerekli olan sermayem yoktu. Ama ne yaptım? 17 yaşında çırak olarak gündüz çalışıp gece ticaret sitesine devam ederken 6 ayda usta oldum, panjurun nasıl monte edileceğini öğrendim. Sonra kendi iş yerimi kurmak istediğimde kendi ailem önce bana engel oldu. İşte henüz askere gitmedin, askere gidersen ne olacak bu dükkan? Biz Anadolu esnafı gibi borç harçtan korkan insanlarız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak isteriz. Öyle yetiştirildik. Ailem o yüzden askerden önce dükkan açmama karşı çıkmasına rağmen ben 18 yaşında elime bir takım çantası, üstüme bir mavi önlük, İnönü Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'nde İşte apartmanlara bakarak yamuk duran panjurları tespit edip kapıya hamle yaptığımda kapıcı bir dakika nereye giriyorsun? İşte ben panjur tamircisi Taceddin Usta, 4. katta arızalı bir panjur var, bunu tamir için geldim diyerek çıkıp o panjuru tamir edip yukarıdaki hanımefendinin de işte gökte ararken yerde buldum, sağ ol evladım ne kadar borcumuz dediğinde 5 lira yeter ablacığım dediğimde kadının çıkarıp 10 lira verdiği bir aşamada 78'li yıllarda yaklaşık 6 ay boyunca Mithatpaşa Caddesi, 1. Kordon, İnönü Caddesi, Alaybey bu eski panjurları tamir ederek 17 bin lira gibi bir para biriktirdim. Ve Asel'i 41 yıllık şimdi Asel Mimari Sistemler oldu, kendi sektöründe bir dev konumuna geldi. Bu şekilde sermayesini oluşturdum. Çünkü annem babam tütün reşperiydi. Karaburun Mordoğan köyünden ben Kundak'tayken göç etmişler. İzmir İkiçeşmeli'ye kiralık bir eve gelmişler. Elde yok, avuçta yok. Ancak işte sokaklarda nergis çiçeği satarak Saat Kulesi önünde gece 12 lira 1 lira kadar kolumda sepet, kemer altında Şükran Pasajı'nın kapısında, Ticaret Bankası'nın önünde, Veysel Çıkmaz'ın da esnaflara çiçek satarak kendi günlük harcamalarımı aileme de katkı sağlayan bir çocuk. Ama sonrasında aldı gitti. İstersen bu ticari bölümünü burada bırakalım. Evet. Çünkü ilerisi daha uzun. Evet, vekilim kısa alalım. En azından siz de geç kalmayın programınıza. Yoksa konuşacağımız çok uzun evet. şeyler var. Ben kitabı okudum, inceledim. Mesela Güler ve Şerafettin, anne ve babanız sanırım. Bunu mesela hikayesini duydum. Etkilenim evet, açıkçası. Enteresan. Tabii evet, o zaman siyasette köy yerlerinde siyaset çok katı. Demokrat Partililer ayrı bir kahvede oturuyorlar, Cumhuriyet Halk Partililer ayrı bir kahvede oturuyorlar. Hatta Cumhuriyet Halk Partililer bir otobüste bir yere gidiyor, Demokrat Partililer bir otobüste. O yüzden o dönemlerde yani 1950'li, 40'lı yıllarda birbirlerine kız alıp vermekten bile imtina ederlermiş. Babamın bir tarihte 15 yaşındayken işte Adnan Menderes'in Karaburun'a geldiğinde Demokrat Parti bayrağını eline verip yürüdüğü için babamın babası, annemin babasından yani dedemin, diğer dedemden annemi istemek için gittiğinde benim sana verecek kızım yok, sen Demokrat Parti'nin bayraktarlığını yaptın şekilde bir karşılaşma oluyor. Ondan sonra babam annemi kaçırmak zorunda kalıyor evet. Atla.
Mor Mehmet ve Bacak İbrahim. Evet, Mor Mehmet ve Bacak İbrahim. Evet. Peki vekilim, şimdi samimi bir şekilde yazdığınız bir kitap var. Buradan hatalarınızdan da bahsediyorsunuz. Bu hatalarınızdan okuyucularınıza vermek istediğiniz bir şey var mıdır? Ya da en önemlisi nedir? Tabii şimdi öncelikle bir ön söz yazdım, yani bir şeylerin anlaşılması için. Aslında ben belki ben kendi hayatımı değil de başka hayatları yaşadım. İyi ki de yaşamışım aslında. Bu sayfalar sararmış yapraklar gibi yere düşen anıların izleridir. Benim öyküm dokunduğum bütün yaşamlardan oluşan bir hayattır. Bunların tamamını birleştirdiğinizde ortaya çıkan bir şeydir. Ve her seferinde bir daha her şeye rağmen yeniden diye düştüğün yerden kalkan bir anlayıştır. Hayatı sayısız kapıları olan bir han olarak düşündüm her zaman. Farklı insanlarla karşılaştığım, büyük umutların yeşerdiği bir yer olarak gördüm. Yaşadıklarım zamanın tozlu sayfalarında arasında biriktiğinde onları bir kitap gibi okumayı öğrendim. Kendimi dermansız kalmış hissettiğimde hayatı daha iyi kavrayabilmek adına o kitabın kilitli sayfalarını açtım. O sayfalarda beni ben yapan anlar, yaşamın zorlu merdivenlerinde edindiğim tecrübelerdi. O tecrübelerde bana mücadele etmeyi ve hiçbir zaman pes etmemem gerektiğini öğretiyordu. Böyle bir girişle başlayıp sonunda ve bir gün hayat, ömür adını verdiği kitabın sayfalarına o sihirli sözcükleri yazmayı sonlandırdığında gelecek kuşaklara, çocuklarıma ve torunlarıma bir daha her şeye rağmen yeniden coşkusu ve heyecanıyla geçen yaşam öykümü bırakmaya karar verdim. Evet, tam olarak buydu. Bir daha her şeye rağmen yeniden. Peki bu kitap gelecek kaygısı duyan gençler için bir umut ışığı olabilir mi? Böyle amacınız var mı? Kesinlikle, aslında amacım zaten bu. Yani gelecekte ne olacak yaşamım? Ben işte okulu doğru dürüst beceremiyorum. Ailemin ekonomik durumu çok kötü. Beni özel okula gönderemiyor. Ne yapabilirim? Noktasında o gençlere yapacakları çok şey olduğunu anlatmak. Kitabın içinde bununla ilgili bazı önerilerim var. O gençlerin hepsine bu kitabı alıp okumalarını öneririm aslında. Evet, bugün daha henüz Boğaz'daki barajı geçmemiş. Evet, bir salgın var zaten. Şimdi bizi izleyen dostlar yazmış. Gonca Gül Kuzucu, vekilim sevgiler saygılar, yürekten kutluyorum. Sağ olsunlar. Sadık Demirtaş, Buca Kongresi'nde vekil delege hakkında bir örnek vermişti. Tekrar verebilir mi? İdris Kanık, merhaba, iyi yayınlar. Hakan Gündüz, iyi yayınlar sayın vekilime ve sevgili kardeşime. Vekilimin bu eseri tüm gençlere ve gelecek kuşaklara umut olacak, rol model olacaktır. Bir kez daha yüreğine sağlık diyorum. Selamlar. Sağ olsunlar. Fatma Köprücü, iyi günler sayın vekilimize. Gültepe'den sevgi ve selamlar sunuyorum. Yazmışlar. Evet. Vekilim, bir şiir molası verelim mi? Olur. Dilerseniz bizi isteyen dostlar. Yazmayı beceremesem de okumayı severim. Ben de size karşılık bir şiir okuyayım. Aa, ne güzel. Karşılıklı bir atışma yapacağız. Evet. Yani şiir atışması. Peki. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Gerçekten Nazım'ın çok güzel şiirlerinden bir tanesiydi. Bugün Karşıyaka Kongresi'nin sonunda bana artık İzmir'de iktidar olmak yetmiyor. Ben Türkiye'de iktidar olmak istiyorum. Yani artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum diye bitirmiştim konuşmamı. Sağ olsun Karşıyaka'da bizi dinleyenler de güzel cevap verdi. Evet, ben de vekilim o zaman. Adnan Yücel'den bir tane okuyayım. İlerleyen dakikalarda yine sizden bir şiir alalım. Olur, peki. Tam da bugünleri aslında anlatan bir şiir, küçük bir bölümü, uzun bir şiir aslında. Saraylar, saltanatlar çöker, kan kusar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Şiirler doğacak kıvamda yine,
duygular yeniden yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Evet. O kavga sürecek mi vekili? Biz bu şiirin Yarın İçin Direnenler bölümünü temsil ediyoruz. Ve biz Yarın İçin Direnenler'deniz. Yaklaşık 38 yıldır direniyorum. Direnmeye de gücüm yettiğince devam edeceğim. Bütün kaygımız, bütün ümidimiz çocuklarımızın, gelecek nesillerin daha aydınlık bir Türkiye'de yaşamaları, özgürce düşüncelerini ifade etmeleri, cumhuriyet değerlerinin kıymetini bilmeleri. Bütün kavgamız bu. Yoksa kavgacı bir yapımız yok, isyankar bir yapımız yok. Ülkesine, vatanına, bayrağına, bugün milliyetçiyim diyenlerden çok daha fazla sahip çıkan bir anlayışımız var. Evet, insanlara umut dağıtmak için bu kitabı yazdınız. Peki siz Türkiye'nin geleceği için umutlu musunuz? Her şey gerçekten çok güzel olacak mı? Evet, bence olacak. 37 yıldır aktif siyaset yapan biri olarak şunu ifade edebilirim. Son iki seçimleri baz alacak olursak, biri milletvekili, biri yerel seçim. Son milletvekili seçimlerinde biliyorsunuz Sayın Tayyip Erdoğan milletvekili sayısını parlamentoda 550'den 600'e çıkardı. Bunu yaparken aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili sayısını çoğaltmak maksadıyla yapmıştı. Ama ne yazık ki ümit ettiği gibi olmadı seçimler. 600'e çıkmasına rağmen milletvekili sayısı, AKP'nin milletvekili sayısı azaldı. Ben ona toplumun AKP'ye ilk gösterdiği sarı kart diyorum. İkincisi ise yerel seçimlere girdik daha sonra. Neredeyse 25 yıldır kontrollerinde tuttukları bir Ankara'yı, bir İstanbul'u, bir Adana gibi üç büyük metropolü, İzmir'i saymıyorum zaten bizde olduğu için, birçok illeri kaybettiler. Öyle ki şu anda Türkiye'nin nüfusu açısından baktığımızda Türkiye nüfusunun %64'ü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. Bu tabii bize hem bir sorumluluk yüklüyor hem de AKP'ye de bir ders veriyor, yani kırmızı kart. Bu da şunu gösteriyor, sorun gelecek, iyi güzel günler görecek miyiz? Evet, güzel günler göreceğiz. Bunun işareti, 37 yıllık siyasi birikimde iddia ile söylüyorum ki, normal zamanında 2023'te yapılırsa eğer seçimler, bir erken seçim olabilir mi ayrı bir konu, ama erken de yapsa, 2023'te de yapsa, bana göre Adalet Kalkınma Partisi'nin son kullanma tarihi dolmuş durumdadır. Kesinlikle ve kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Tabii bunu yaparken bizim bu konuda geçmiş seçimlerde yaptığımız ittifaklarla bazı partilerle birlikte yapacağız bunu. Yani onlar Cumhur İttifakı ile bazı partilerle bir araya girdiler. Biz de Millet İttifakı olarak girdik. Bu Millet İttifakı'nı da önümüzdeki seçimlere kadar götüreceğiz. Bunun ayrışmasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte birbirimize anlayışla yaklaşacağız ve Türkiye'nin bu 17 yıldır uğradığı AKP faşizminden ve baskısından, özellikle yazar çizer medyaya, yandaş medya oluşturulurken doğru yazanların toplanıp Silivri'ye atılması, sanatsever insanların sanatla iç içe olan, şiir okuyan, tiyatro yapan, bir ülkenin sanat dalını besleyen, ama aynı zamanda o insanların aydınlanmasını sağlayan kişilerin de ülkenin Araplaşmasına yönelik, geriye çekilmesine yönelik, yani Cumhuriyet rejimini dışarıda bırakarak farklı bir ideolojiye götürmek için o sanatçılarımızı da toplayıp Silivri'ye götürdüğünü biliyoruz. Yani bu 17 yılda aslında Türkiye'nin birçok damarları tıkanmıştır. Ama bunlardan bir tanesi de sanat damarlarıdır. Uygulanan yanlış politikalar, ambargo, yazar, çizer, karikatür, tiyatrocu, şarkıcı hepsi bu baskıdan nasibini almıştır. Ben önümüzdeki dönemde 2023 sonrasında Türkiye'nin ciddi bir nefes alacağını, AKP'nin artık biteceğini ve iktidar olan siyasi partinin de bu sanat yollarını da açacağını düşünüyorum. Şimdi kitabınızda çıraklıktan büyük bir anonim şirket yöneticiliğine kadar büyük bir başarı öyküsü anlatıyorsunuz.
Bu başarı öyküsünün sırrı nedir peki? Şimdi şöyle, bir planlı çalışmak, iki yapı itibariyle üretim sevdalısı bir insanım, üç çalışırken mesai kavramım yok, tatilde şu saatte başlarım bu saatte, böyle şeyler yok. Benim için bir iş yapılacaksa o iş bitene kadar çalışma devam eder. Üretim sevdalısı olmamın temeli şu, çok küçük yaşlarda babamın çalıştığı bir mağazaya gittiğimde 14'lü yaşlardaydım. O mağazada duvarda bir İzmir Ticaret Odası tarafından verilmiş bir başarı belgesi ve üzerinde bir altın madalya vardı. Henüz 14'lü yaşlardayken babama sormuştum, baba bu madalyayı niye verdiler bu firmaya diye. Babam da demişti ki kendi sektöründe en yüksek vergi ödediği için aldı. Ben de dönüp babama demiştim ki ben de bir gün bir iş yeri kuracağım ve kendi sektörümde vergi rekortmanı alıp bu gördüğün çerçeveyi, madalyayı ben de asacağım demiştim. Ve nasip oldu. Gerçekten kendi sektöründe vergi rekortmanı oldum çok genç yaşta. O tabelayı da astım. Babam da sağdı o zaman, gördü ve çok gurur duymuştu benimle. Allah rahmet eylesin. Şimdi demek ki o da anılmak istedim. Evet. Yine kitabınızda sıfırdan başlayarak kazanılmış siyasi ve ticari başarılarınızdan bahsediyorsunuz. Sanırım bir de Meslek Sesi'nde öğrencilerle buluşmanız olmuş. Bu deneyimlerinizi anlatmışsınız. Evet. Nasıl gerçekleşti ve insanlarla buluşmak nasıl bir duygu, özellikle öğrencilerle? İşte az önce anlattık bunu. Buca Endüstri Meslek Sesi'nde demiştim ya, öğretmenler davet etti, gittik, konuştuk. İnanılmaz bir etki oldu. Mesela akşam döndüğümde sosyal medyadan, Facebook'tan şöyle yazan bazı çocuklar, tanımıyorum, mesaj atmışlar. Sevgili başkanım, bugün Buca'da okulumda sizi dinledim. Sizi dinleyene kadar yaşama tutunabileceğim hiçbir şey yoktu. Hatta intihar etmeyi gündeme almıştım. İntihar etmeyi düşündüm. Ancak siz bana öyle bir umut aşıladınız ki ben artık intihar etmekten vazgeçtim. Dersi derste dinleyerek, öğretmenimi dinleyerek, onu da şunun için söylüyor. Buca'da ben anlatırken, aslında çocuklar size bir itirafta bulunayım. Ben çok tembel bir öğrenciydim. Okuldan çantamla eve gittiğimde çantayı kapının arkasına atardım. Okula giderken tekrar alır giderdim. Yani evde doğru dürüst ders çalışmazdım. Ama yine de başarılı bir öğrenciydim. Niye? Çünkü dersi derste öğretmenden çok iyi dinlerdim. Size de tavsiyem odur. Belki gittiğiniz zaman evdeki kargaşa, gürültü, patırtı, zaman bulamayabilirsiniz ders çalışmaya ama en güzel öğreneceğiniz yer dersi öğretmenden can kulağıyla dinleyerek öğrenirsiniz demiştim. Onu yazan çocuklar da bundan sonra işte sizi dinleyeceğiz ve dinliyoruz demişlerdi. O öğretmenler de bunun farkında. Çocuklara diyor inanılmaz bir şey oluyor. Yani sanki sihirli bir değnekle hepsine bir şey yaptınız, bir hipnotize, bir büyü yaptınız. Sizden sonra diyor çıt yok diyor. Herkes bizi can kulağıyla dinliyor. Çok teşekkür ediyoruz size gelmişlerdi. Demek ki bu tip dokunuşlar faydalı oluyor. Kesinlikle. Kitabın gelirleri ne diyor peki? Kitabın geliri, ben biliyorsunuz yaklaşık 5 yıldır milletvekiliyim. Milletvekili adayı olmadan önce de milletvekili maaşımı almayacağımı ifade etmiştim. Ve hakikaten 5 yıldır da almıyorum. Yaklaşık 50 ile 58 arasında kız çocuğu okutuyoruz üniversitede. Özellikle İzmir'den şehir dışına giden üniversitede okuyan çocuklarımız var. Bunların içinde 4 yılda mezun olanlar oldu. Yaklaşık 35-40 kişi mezun oldu. Yani her dönem onlar 12'şer arkadaşımız, kimi doktor çıkıyor, kimi avukat çıkıyor, mezun olanlar var. Biz de bu eksilenlerin yerine her yıl bir 10-12 tane takviye ediyoruz. Şu an itibariyle 56 kız çocuğumuz benim vekil maaşımdan faydalanıyor. Kimi 400 lira alıyor, kimi 300 lira alıyor yardım olarak. Bu kitabın da eğer satışlarında ciddi bir başarı elde edersek gelirini ona ekleyeceğim. Yani bu kitabın gelirinden benim bir beklentim yok. Bu anlamda belki 100 çocuğa çıkartacağız, 100 kız çocuğumuza burs vereceğiz. O anlamda bizi dinleyen ve izleyen arkadaşların bu kitabı alarak sadece çocuklarına bırakacakları bir güzel hatıra değil, aynı zamanda üniversitede okuyan kız çocuklarımıza da ciddi bir katkı sağlayacaklarını bilmelerini isterim. Evet, buradan biz de kitaba ulaşın, edinin diyelim. Kitaba dair son bir soru daha sormak istiyorum ve güncel olarak da birkaç soruyla bitirelim. Geri dönüşler nasıl oldu peki?
Olumlu olumsuz. Çok güzel. Yani bir kere şuradan belli. Biz kitabı basarken bu konuda bana yardımcı olan arkadaşlarımız ve yayın evi. Yani Taceddin abi bu 2500 bastık ama sen bunları 2 senede bitiremezsin. 2 sene sonra belki bir ikinci baskı olur falan diyordu. Öyle olmadı. Biz 4 ayda birinci baskıyı bitirdik 2500 adet. Tabii bunda en fazla bizim İzmir'deki Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerimizin ciddi katkısı oldu. Örneğin Çeşme'de ilçe kadın kolu başkanımız aradı bir gün. Ya dedi biz İzmir'deki imza gününe gelemedik size Granisman'a. Siz Çeşme'ye imzaya gelir misiniz? Olur dedim, siz toplanın hanımefendiler. Ben geleyim. Orada büyük bir yerde yaklaşık 80-90 hanım toplandılar, kadınlarımız. Hem onlarla bir saat bir sohbet ettik kitap üzerine, hem de tek tek onlara imza günü yaptık. Sonra 110'a falan çıktı. Yani sadece Çeşme'de bir hafta içi bir gün 110 kitap imzaladım. Bornova'da ona keza kitap günleri ilk kez düzenlendi Bornova ilçesinde bu yıl. Oraya davet ettiler, oraya gittik. Orada bir imza günü yaptık. Ödemiş'ten bir talep geldi. Ödemiş'e gittik, Ödemiş'te bir imza günü yaptık. Bu İzmir'de Konak Kıbrıs Şehitleri'nde Kitapsan firması Alsancak'ta bir imza günü yaptı. O da çok güzel geçti. Yani henüz İzmir fuarına girmedik, kitap fuarına. Daha o önümüzdeki Nisan ayında olacak. Tahmin ediyorum Nisan ayında da biz İzmir Kitap Fuarı'nda büyük ihtimalle bu ikinci baskıyı da tüketiriz. Bir sonraki süreçte işte Adana'dan, Ankara'dan, Muğla'dan talepler var. Onlara da bakacağım, zaman buldukça vakit ayırabilirsem imza için gideceğiz. Büyükçekmece'de mesela bir imza yaptık. Orada bir söyleşi yaptık. Aynı zamanda yaklaşık 200 kişilik bir platformda bir kitap fuarı vardı 3 günlük. Orada da 100'e yakın kitaba Büyükçekmece İstanbullular sahip çıktılar. Silivri arkadaşlarımız sağ olsunlar. Okunuz bol olsun. Bucamızı da bekliyoruz vekilim. Evet, yani da evet, sanat konusunda onu tabii iyidir. Şimdi buradan sizin vesilenizle seslenelim. Kongreler yeni yapıldı. Kongreler süresince ara verdim bu kitap meselesini. Kongreler bittikten sonra herhalde ilçe başkanlarımız büyük ihtimalle gençlik kolları ve kadın kollarımızla böyle bir yarım saat, bir saatlik söyleşi ve imza günleri bekliyorum ben de. Yani davet bekliyorum. Buca'dan, Karşıyaka'dan, muhtemelen Bayraklı'dan, Balçova'dan çağıracaklardır. Çünkü sık sık telefon alıyorum. Ya bize gelmediniz, işte Çeşme'ye gittiniz, Bornova'ya gittiniz, bize niye gelmiyorsunuz diye Gazi Emir'den, Buca'dan çok telefon geliyor. Tahmin ediyorum ilçe başkanlarımızın da bilgisi dahilinde bu tip toplantılar yapıp imza günleri yapacağız. Onlara da ulaşmış olacağız. Evet, biz de çağrı yapalım çünkü her kitabın gerili üniversite öğrencilere gidiyor. Evet. Öğrenciler de bizim umut ışığımız. Çağrı da bulmuş olalım. Başka kitaplarınız olacak mı? Devamı gelecek mi? Yok, ben yani bunu yazarken az önce söyledim. Ben bir yazar değilim. Ben amatör bir yazarım ya da öyle ifade edelim. Bir kitaplık yazarım. O da otobiyografi. Söylediğim gibi ikinci bir şeye niyetim yok ama kitabı okuyanlardan şöyle bir baskı başladı. O enteresan. Sakın bırakma. Kullandığın dil çok yalın, akışkan bir dil. Yani ben kitabın işte bugün 20 sayfasını okuyayım, yarın 20 sayfa okuyayım diye elime aldım. 120 sayfaya gelmişim. 5 günde okuyacağımı bir günde okudum. Gece saat 3 oldu falan gibi. Böyle şakayla karışık tepkiler alıyorum. Güzel şeyler geliyor. Başlayan elinden bırakamıyor yani. Gayet iyi o anlamda. Belki siyaseten yaşadıklarımı ayrı bir kitap haline, ikinci bir kitap düşünebilir ama otobiyografi yazmak çok zormuş, onu anladım. Kitabı yazması 2 sene sürdü, düzeltmesi 6 ayımız aldı. Demek ki çok kolay bir iş değil. Evet. Siyaseten de bu siyasi yaşamım ve milletvekilliğim, il başkanlığım sürece yaşadığım bazı olaylar var. Bu olayların da belki kitabı alıp bir hatıra olarak, bir anı olarak ya da gençlere ileride rehber olacak. Çünkü çok çalkantılı bir dönemden geçiyor Türkiye şu anda. Yani Türkiye siyaseten nasıl bu noktaya geldi, cumhuriyet ve değerleri nasıl kaybedildi, meclis nasıl bypass edildi, başkanlık sistemi niçin geldi, referandumda bu insanlar bu anlatılamadı mı gibi gibi aydınlatılması gereken ve tarihe not düşülmesi gereken bazı şeyler var aslında. Belki önümüzdeki süreç daha 4 yıl daha milletvekili sürecim var. Bu yaşadıklarımın ayrıca bir sadece siyasi bir kitap olarak belki ikinci bir kitap çıkar.
diyorum. Biz de bekliyoruz sabırsızlıkla. Şimdi zamanımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Sizin de fazla zamanınız yoktu vekilim. Birkaç mesajı da okuyalım ve son soruyla bitirelim. Umut Aydın, büyük insan vekilim, saygılar. Seni seviyoruz sayın vekilim. Bakalım başka varsa. Burada emeklilikte yaşa takılanla ilgili bir soru vardı ama kaybolmuş. Tabii zamanımız yok. Bugün biraz kitaba dair konuştuk. Belki başka zaman siyasete dair, gündeme dair de konuşabiliriz. Şimdi vekilim, halkımız edebiyatla uğraşan, sanatla uğraşan ve sanat diliyle konuşan siyasetçilere karşı gerçekten daha samimi bir şekilde bakıyor. O siyasetçi de daha halkla bütünleşebiliyor. Şimdi siz de sanata yakın birisiniz ve kitap çıkardınız, içinde olan bir insansınız. Bu günlerde de bir karamsarlık hakim. Aslında bu geçmişte de böyleydi. Mesela şairlerimiz şöyle demiş: Nazım Hikmet güzel günler göreceğiz demiş. Ahmet Arif dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Arif de var, yoksulduk dünyayı sevdik. Adnan Yücel bitmedi daha sürüyor o kavga. Ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Öncelikle daha doğrusu son olarak sormuş olayım. Yaşanan bu karamsar havada şairlerimiz geçmişte de bunları söylemiş. Siz gerçekten inanıyor musunuz? Şimdi ben... Dağlarımıza bahar gelecek mi gerçekten? Evet, gelecek. Yani bize bunun aksini bugün aslında dağlarda çiçek olduğunu, bahar geldiğini iddia edenler yandaş medyayla çok sayıda var. Ama gerçek bu mu? Hayır, değil. Bunu ne zaman ana yürekleri mutfağa girdikleri zaman, evlatlarına yemek yapacağı zaman, acaba iki evladıma, üç evladıma bu yemeği nasıl yetiştireceğim diye çırpına dursun. Diğer tarafta baba yüreği üniversite okutmuş, 10 yıl aynı paltoyu giymiş, ayakkabıyı giymiş. Çocuğum üniversiteyi bitirsin, sanki üniversiteyi bitirince işe hazır olacak gibi düşünmüş anne baba. Ama ne yazık ki böyle olmamış. Yani bugün İzmir'de 250 bin işsizimiz var, bunun 100 bin üniversite mezunu. En büyük problemlerin başında işsizlik geliyor. Bugün içinde bulunduğumuz durum işler acısı, ekonomik açıdan da öyle. Dolayısıyla bunun tek alternatifi Cumhuriyet Halk Partisi. Zaten demokrasinin de koruyucusu, demokrasinin önünü açmayı her zaman kendine görev edinen parti Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bir anlamda siyasetin çimentosu, Türkiye'nin temeli. Böyle baktığımızda bizi televizyonlarıyla, gazeteleriyle hipnotize ederek kandırmaya çalışanlara karşı bize umutsuzluk vaat ederek işte sen üretme, tüketmekle meşgul ol, sen harca, sen düşünme, ben senin yerine düşünürüm diyen o emperyalist baskı ne yazık ki öylesine uygulanmış ki insanlar kaderci bir toplum olmuş. Acaba devletin sosyal imkanlarından faydalanabilir miyim? Yani AKP iktidarı 17 yıldır insanları önce yoksullaştırıp avuç açar hale geliyor. Sonra da kapısına kömür götürerek, sonra da ona yeşil kart vererek bunlarla Tanrı'ya şükret diyor. İyi ki biz iktidardayız, bak bunları sana getiriyoruz. Ve bu şekilde oy avcılığı yapıyor. Biz her şeye rağmen onlara şunu söylüyoruz: onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et. Bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim, elbet. Dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Son iki dakikamız vekilim. Son bir soru o zaman sorayım. Buyurun. Sormadan demeyeceğim. Şimdi şiiri sanatı seven bir vekilsiniz. Dediğim gibi ben çok az rastlıyorum sanatı seven vekiller ya da belediye başkanı, meclis üyeleri. Siz yakalanmışken... İzmir'de biliyorsunuz ki işsizlik var, ekonomik sorunlar var, tutuklamalar var, baskılar var. Evet. Sanata, vekillere, belediye başkanlara, düşünce özgürlüğü. İzmirli vekiller şöyle bir meşale yaksalar, İzmir kordonda İzmirli vekiller şiir okuyor diye. Bu ışıkta dediğimiz gibi bu karamsarlığı dağıtmak için olsa,
Ahmet Arif'ten, Nazım Hikmet'ten, Can Yücel'den şiirler okusalar, biz buradan o meşaleyi versek, bu Ankara'ya, İstanbul'a kadar gitse, oradaki vekiller de şiirlerle haykırsalar, en azından hem sanat üstündeki baskılar, hem bu işsizlik, hem ekonomik sorunlar var. Çok güzel olur, harika olur. Ben buradan bir öneri sunmak istiyorum ve destekliyorum tabii da. Tabii yani bu, siz İz Dergi, İz Gazete olarak buna ön ayak olun. Ben şu andaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Bey'in de sanata olan ilgisini, alakasını iyi biliyorum. İşte ama bir fuar dönemi fuarda, ama bir bahar dönemi kordonda, evet. Farklı yerde bu tip bir organizasyonda açık kürsü yapılabilir. Bu açık kürsüde her siyasi partiye açık olmak üzere dağarcığında bir şiiri, iki şiiri olan milletvekili gelir, orada şiirini okur. Halk da, gençler de dinler, değerlendirir. Gayet iyi olur. Bence süper olur vekilim. Bunu projelendirmek lazım bence. Bununla ilgili ben bir hazırlık yapayım vekilim, size de ulaşayım. Çünkü biliyorum ki sanatla uğraşanların kimseye zararı olmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz bugün konuk olduğunuz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir şekilde yanıt verdiniz. Umarım başka bir programda daha geniş bir şekilde konuşuruz. Değerli dostlar, bizi de dinlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek umuduyla.